Neyle başlayalım arkadaşlar? Şu Garen'ı alalım hadi. Niko. Niko. Niko ve Niko geldi. Niko oynayalım mı bu oyun? Hazır Niko da gelmişken. Neden Niko oynamayalım ki? Olabilir. Mantıksız değil. Eldivenimiz de var zaten. Niko'nun saçlarında bulut var baksanıza. Devamı gelmiyor Kasım. Bait o bait. Muhtemelen. Osman, normal TFT girmeyeceğim. PB'de oynayacağız. Normal TFT oynamanın bir manası kalmadı artık çünkü. Zincir yelek. Güzel. Dövüşçü tam. Tam dövüşçü. Yok ya, dövüşçü almak istemem herhalde. Değil mi? Ganimetçi olsa belki düşündürdü de. Dövüş çan... Tamam. Şunu bir çıkaralım içinden onun. Onda çok da yakışmıyor. İki mistik olduk bile. Sekiz öncü üç şöhret. Dinle beni Kasım. Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Öncüler iyi. Burada seviye alabilsek iyiydi de param kalmadı. Şimdi kaldı para. Aldık seviye, ne koyduk ama yani. Koyacak bir şey yok ki. Bu arada Niko 2 olmuyor diyorsun ya. Bir tane gelse direkt atarım mesela Niko'yu. Olur 2. Biraz bize bağlı değil mi Niko'nun 2 olup olmaması? Niko. Seviye alasım var ya benim burada. Hiçbir mantığa uymasa da var. Şöyle bir mantığa uyuyor aslında. Niko gelme ihtimalini artırıyoruz. Natürlüs, Niko hepsinin ihtimalini artırıyoruz. %31'i %15'i oluyor. Oo, bir de eşya bitirdi. Yalnız o dev katil. Dev katil oyun başında işe yaramıyor ki. Geçen dersimde bir öğrenci farkında olmadan şu çok şaşırdığımız heyden başlayan şeyi söyledi. Ne ki o? Aha! Şöhretliyim artık. Ben artık şöhretliyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylemem ayıp olur. Spoiler ver, kötü bir şey mi? Küfür mü? Neydi ki hey ile başlayan? Biz şaşırdık öyle mi? Neye şaşırdık ki biz? Gartic Fun oynarken mi şaşırmıştık? Bu akşam Gartic Fun oynayalım bu arada, saat 10 gibi falan. Çok özür diledi, domates gibi oldum dedi. Hadi ya. Ne mi acaba o? Bir tane öncü lazım arkadaşlar. Şöhretliği açtık da öncülük yapamadık. Baksanıza kazanacağız ki hep biz. Şu alana bakın açtı. O mu? Herkesin söylediği şey mi? Tamam. Çocuklar öyle ya, aniden... tarz şeyler söyleyebiliyorlar.
Ben Zoom'da dersteyken de yuh oha falan diyenler var böyle. Sonra özür diliyorlar. Sanki biraz iyi hissediyorlar. Yani özür diliyorlar sonradan evet ama arkadaşların arasında cool hissediyorlar bence. Öyle bir hissi var çünkü yani. Bu çok kazanıyor ki hep güçlü, çok Nautilus şöhretli. Bugün jeneriğin yayını izliyordum, Nautilus şöhretliye bu ne ya, bu niye var ki, bunu niye alıyorlar filan dedi. Aa, şeye bak, Niko'ya bak. Niko dik alınır bu arada, ikinci açılıyorum üstelik. Yo, ikinci açılmıyorum, üçüncü açılıyorum. Ya 94 canlı kaç kişi var, niye ben sonuncu açılıyorum? Alamazsak da sıkıntı yok da alabiliriz de sanırım. Alamadık yok. Tamam, bunu alalım. Niko'yu alsaydık direkt çoğaltırdım. Şöhretli ne buff veriyor? Şöhretli karakterlerinin ultileri daha güçlü. Ek özellik sağlıyor. Mücevherliği yapalım buna. Yani örnek veriyorum, Niko ulti attığında üçüncü patlaması güçlenerek 345 büyü hasar veriyor. Şöhretli ilavesi olarak. Nautilus kendisine 60 saniyeliğine kalkan vererek gelen hasarları %5 engelliyor. O 60 saniye mi? Bunu değiştirmişler. Başka bir şeydi bu. Burada seviye alsak ne ekleriz? Alasım var çünkü. Şunu ekledik. Kötü oldu. Yok olmadı. Ama ilginç oldu. Bu da öncü. Hay Allah ya. 10 para olmam da lazım. Öncüyü almam lazım. 4 öncü yapardık. Şimdi ne diyorsunuz siz? 8 öncü 3 şöhretli mi olacaksın Kasım diyorsunuz? Kaç level'da yapılabiliyor ki o komp? 8 öncü 3 şöhretli. 8'e 3. İki buradan. 9'da mı bitiyor o zaman? Tabi. 9'da bitiyor. Nautilus 3 yıldız olabilir. Nautilus'u koyalım ya. Bunu bunun yerine koyabiliriz. Kasım hafta sonu oynayalım. Benim projemi bitirmem lazım. Tamam, yarın yaparız belki de. Bakalım ya. Bugün de oynarız, yarın da oynarız. Bugün sensiz oynarız. 9'da oluyor. Belki spatula mı patula bulsak, önce yapsak birini. O zaman daha erken bitiririz. Önce yapsak, gerçi bunu yapmamız gerekecek. Niko'yu önce yapmak gerekiyor. 9 olmak da çok zor ya. Gerçi bilmiyorum, Niko'yla da gidilir sanki level'a. Çünkü sadece Niko'yu şey yapıyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz seviye alırsak o zaman Niko'yu nasıl 3 yıldız yapacağız? Niko'nun 3 olması gerekmiyor mu bu kompta? 7 level'da Niko'yu 3'lemeye çalışalım bence. Şu çocuğa bak nasıl geliyor. Bir şeyi satmam lazım benim ama şu anda. Herhalde Zed gider ya, değil mi? Kasım abi bir Swain 3 videosu yok mu? Hadi bakalım. Neden olmasın? Bir şeyleri 3'lemeyi severim ben. Son videoda da herhalde şey yapıyoruz değil mi? Yone'ye çok yaklaşıyoruz 3 yıldız yapmaya. Ha, son video değil. Bugün paylaşacağım videoda. Niko var bir tane şu anda. Ama bu Niko'yu bu Niko'ya kullanmayı düşünüyorum. Oh, bu da geldi. Oh, bitti. Bitti, bu ne? Bitti şu anda. Geçmiş olsun. Oo, para da çıktı. Hiçbir şey satmak zorunda da değilim. Z level atlayabilir. Nautilus'tan 2 tane var. Niko'ya Niko atarım ki 2 yıldız yapalım, 3 yıldız yapmak için biriktiririz parayı sonra. Yuh artık ya, Nautilus'ta 2 yıldız. 6 Nautilus'um oldu. Burada aslında şöyle mi yapsak arkadaşlar? Hem bunları satmış oluruz. Biraz para. Peki önce ihtiyacım var mı gerçekten? Yo yo var. O zaman ne oldu şimdi? 28 kaldık. Ne anladım şimdi? Bir tane Niko yapıp Niko'yu satalım mı 30 para olmak için?
30 para olmam lazım benim burada. Canayı da satamam. Oo. Kötü. Kötü kötü şeyler oldu şu anda. Bundan bir iyonik yapalım bence bu arada arkadaşlar. İyon kıvılcımı yap. İyonik değil de iyon kıvılcımı. İyonik ya İngilizcesi. O yüzden iyonik diyorum hep. İyon kıvılcımı yapmamız lazım bir tane bence. Sonra çünkü ejder pençesi yapıyorlar. Kurtulaylar. Ölüyoruz. Gerçi bir tane daha anlatıyorsun var daha. Bir de benim Niko arkaya atsa ultilerini herhalde alırız. De Nidalee Niko'ya ulti atacak. Evet. Böyle bir şey mevcut. Salik olsun. Seviye alıyor muyum? Aldık ne koyduk? Aydın mı koyacağım alıp da? Almayalım da bari. İki tur daha dayak yiyip güzel bir şey alalım. Peki son eşyası Niko'nun ne olur sizce? Birisi gidiyor galiba. Hoşçakalın arkadaşlar. Leo gidiyormuş. Hoşçakal Leo. Mia nerede ya? Mia? Kuzum? Gel. Nasıl da geliyor? Nasıl da akıllı bir kız ya bu? Nasıl da akıllı bir kediş? Geç şu arkaya da yat. Evet uyu. Güzel güzel uyu hadi. Nasıl da dinliyor ya? Var ya resmen... Resmen konuş... Bu çocuk Türkçe biliyor ya. Öğrendi artık var ya. Ya şuna bak çağırdım geldi. Geç şuraya dedim geçti. Shojin mavi. Çift mana. Choget geldi arkadaşlar. Choget'i de koyarsak artık 4 şöhretli oluyoruz. Ama bütün haritanın havaya kalkması da güzel bir şey tabi. Kedilere fısıldayan adam. La kedi. Civa enfes olur. Bunu aslında Rabadon yapsak ya. Rabadon yapalım ya. Bence daha ofansif gidelim arkadaşlar. Çünkü en köşeye koymayız mesela. Bir yanına falan koyarız. Bir de 3 yıldız yapma planım var zaten benim. 3 yıldız da yaparsak o zaman yani her türlü hallederiz. Bu adam AFK bu arada. Ha şey demişti zaten. İşim çıktı Kasım abi çıkmak zorundayım. FF de atamıyor oyun başında tabi. Mahvet serisi giden birisi varsa bu adam sayesinde. Aa bir dakika bu adam böyle olduğu için aslında ganimetçi oynayan birisi varsa yaşadı yani. Lose'ları toplar toplar bunu da bozar tekrar. Ben birisinde Rabadon gördüm yani bu kompo oynarken Rabadon yapamıyoruz ki. İyon da yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şok kötü oldu şok. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne alalım. Parası çok olan bir şey alalım bence. Onların da hepsi gitti gerçi. Zırh alalım da zırhla zırhı birleştiririz. O da gitti. Al işte. Burada zırh var gerçi bir tane daha. Alıyorum ya zırhla zırh birleşsin. Bu da hasar veren bir eşya sonuçta. Natürüs 3 yıldız olursa... Zırhla zırhı birleştirmek çok mantıklı bence bu arada. O neymiş? Manyetik sökücüyle... Hililizar. Tamam. Zırh zırh birleştirdim. Natürüs'e. Bence çok mantıklı. Bana öyle geldi. 8 para verdim. Şunu koydum. Şöhretli çünkü. Sırf şöhretli olduğu için koyduk bunu. Bunu buna verdim. 3 yıldız olacak çünkü. 3 öncüm var. 4 öncü olunca Misty'yi çıkarırız arkadaşlar. Misty'ye gerek yok. Zaten öncünün kendi büyü direnci... Mystic veriyor ki. Mystic 40 veriyor değil mi? Aynen Mystic 40 veriyor. 4 öncü zaten 40 veriyor. Ne gereği var o zaman. Bence de şey iyi oldu bu arada. Choget iyi oldu arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Oh Natürüs yaklaşıyor.
Arkadaşlar ikinci Natürüs'ü çıkaramam. Natürüs'ün yerine koysana diyorsunuz da. İki yıldız karakter sonuçta. Beni taşıyanlar Natürüs'ler, farkında mısınız bilmiyorum ama. Yani vuruyorlar Natürüs'ler. Şu Natürüs neyden dolayı vurmuş? Baksanıza büyü hasarı diyor. Bence bu dikenliden dolayı. Abi Niko'ya ikinci düşünebilir, çok yavaş vuruyor. Yok ya. Niko'ya bence Rabadon arkadaşlar. Kararımı verdim ben. Yapabiliyorsak Rabadon. Yapamıyorsak ondan sonra tekrar düşünürüz ne yapacağımızı. Hileli güzel oldu. Hileliyle çünkü yani şey bir Natürüs bulsak 3 yıldız olur mesela. Choget bulsak. Choget'e oynama ihtimali de var bu arada. Bütün haritanın zıplamasını neden istemeyelim ki? Seçilmiş öncü bulsana. Yok canım ne? Çok memnunum ben seçilmişimden. Onu bulamayız ki arkadaşlar. Sattık bunu. Bulamadık. Sonra ne olacak? 5000 saat D'ye bas durduk yere. Karan yerine Brown koy abi. Yo o çok fark etmez arkadaşlar. Eşyalar çok hoş değil arkadaşlar. Yeniden işleyici olsa keşke. Elimde bir tane. Seviye aldık. Bir tık arayalım hadi o zaman. Zillion. 4 mistik açabiliyorum bu arada ya. Ne alaka bilmiyorum ama şöyle 4 mistik olabiliyor. Yapalım hadi 4 mistik yapalım. Yapabiliyorsak yaparsın arkadaşlar, bu böyledir. Bombardıran var. En kötü ihtimal güç kadeyi bu arada, o da AP veriyor çünkü. Bir de iki yıldız yapsak bir ara iyi olur. Benden başka giden var mı? Varsa birazcık daha dikkatli oynayalım. Belki başka bir şeye döneriz falan. Bu arada galibiyet serisindeyiz ha. Bayağı iyi gidiyoruz. Ozan Metin selam, hoş geldin. 4 mistikten 120 büyü direnci alıyoruz. Zillion bir de iyi oldu yani, yeniden doğuruyor falan. Manası biraz daha da olsa belki alacağız da yok. Canlara bak bu arada, 7, 21. Nasıl bir kayıptı bu? Natürüs'e bir tane kaldı arkadaşlar, ben biraz ararım burada. Bir Natürüs kalmışsa bir miktar aranır bence burada. Şöyle iki paralıkları alarak sistemli bir şekilde arayabiliriz. Yumi'yi istemiyorum. Öncü diye şunu da alabiliriz herhalde. Öncü diye şunu da alabiliriz. Öncü diye bu ikisini de alabiliriz. Ha Niko geldi. Niko hep geliyor mu arkadaşlar? Ben mi görmüyorum yoksa? Kaç şey oldu? Öncü oldu. 6 öncü yaptık mı? Var. Var. Var, 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 var. 6 önce oldu. Şu an 7 level'ız, 6 önce bir tane de Niko koyacağım. 500 zır, 70 büyü direnci alacaklar. İlk defa geldi Niko. Okey, kaçırmamış olmam güzel. Niko'ya Niko atabilirim ya arkadaşlar. Sonra seviyeye gideriz, 8'de ararız. Şöhret 4-3, evet şöhreti çıkarıyorum. Birileri bir şeyler atıyor. Çok teşekkür ederim öncelikle. Birazdan bakacağım. Tamam. Oldu 6'ya. Bir miktar daha bakabilirim arkadaşlar. Hazırda bekliyorum. 20'ye kadar mı baksak? De. Şeyler geçtim mi? Of biraz hızlı bastım. Bulmak istiyorum yani en azından bir tane geliştirme. Her şeyin bir yıldız. Niko 2 olsa bari yani gitmek kolaylaşacak ama. Yetiş Niko'yu da diretiyorum 3 yıldız yapacağız diye. Niko atmadık ya yine.
Hata galiba bu. Bir de benim Nikom çok kırılgan. Bir yıldız olduğu için. İki yıldız yapmak lazım. Hextech versek aslında daha şey olur. Ornn alınabilir aslında. Ornn bayağı iyi olur arkadaşlar, Ornn alırsak. Alamazsak eşya olarak ne alırız? Ha, aldık Ornn'u. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nico var orada ama. Yani eşya olarak herhalde Janna'yı alırdık da Ornn'u alalım bakalım. Ornn'u aslında çıkarabiliriz eşyayı. Manyetik sökücümüz var zaten. Üzerinden eşyayı da çıkarırız. Ornn'u 2 yıldız yapsak ya, o çok tatlı olur asıl. Bir sürü eşya kusar bize. Şimdi kimin yerine koyalım Ornn'u? Bence en gereksiz Garen ya burada. Hepsi bir şey yapıyor, Garen sadece dönüyor ve hasar veriyor. Dönmesin, yani gerek yok. Bu bile sersemletiyor bu Kong. 9 öncüye, 8 öncüye sonra çıkarız arkadaşlar. Onun acelesi yok. Şimdi bunu böyle koyduk. Ben diyorum ki bir miktar daha basalım. Çok güzel. 20'ye kadar. 2 paralıkları alıyorum. 20'ye kadar basıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Kafi. Bunu bunun yerine şimdilik koyabiliriz. Bir tane daha bastım. Yok, gelmedi. Nico'yu Nico'ya attım arkadaşlar artık. Yeter yani ya, gelmiyor. Ne yapalım yani. Gelmiyor. Kimse de yok yani bu arada. Kimse de yok. Ciddi ciddi. Kimse de yok ama atmadı. 8000 saattir. Nico'ya bunu manyetik sökücüden çıkarıp oradan bir şey atabilirim. Chojin atabilirim Nico'ya. Keskin nişancılar öldürüyor beni arkadaşlar. Keskin nişancıların vuruşları arka tarafa gittiği için Nikom dayanamıyor. Nasıl bir şey yapsak ki? Dizlemimizi mi değiştirsek? Şuraya falan mı koysak Nico'yu? Sanırım burada daha mutlu olacak yani Nico. Sen tam ortada kal. Sen burada iyisin. Sen de böyle kal. Sen böyle gel bakalım. Sen böyle gel. Sen böyle. Sen böyle. Tamam. Bir de böyle koyalım bakalım dizilimi nasıl olacak. Hatta şöyle. Seju'yu almamıza gerek yok. Biraz daha öne koydum. Mavi ver Nico'ya. Mavi veremiyoruz arkadaşlar. Bak bir tane manam var. Bir manayla mavi yapılmıyor. İki manayla yapılıyor. Bu arada bu sefer de suikastçileri al. Yem olduk. Allah Allah ya, neyi yanlış yapıyorum ya da hani bu kompu çok fazla oynayan var aslında ama sıkıntı yaşamıyorlar. Gerçi yo, hallettik yani, yenemediler şeyleri. Gene öncülere kaybettiler. Ama yani bir şeyleri yanlış yapıyormuşum gibi bir his var içimde. Yerinin burasının doğru olması lazım ya. Burada mutlu yaşaması lazım bunun aslında. Bana öyle geliyor. Abi akalime bak. Bir tane daha mavi düşerse sana göre. Şimdi 44 üstüye seviye almak. Tur alırsam. Bir sonraki tur almam daha mantıklı o zaman. Hextech verebilirim arkadaşlar. Luden var. Hextech güzel olur sanki ya. Hextech verelim o zaman. Aynen Hextech'i verelim arkadaşlar buna. Şey için de bir tur daha bekleyeceğim. Başka bir tane Zirot'umuz var. Şuna. Bir tane de güç kadehimiz var. Güç kadehini de yanındakine veririz. Bu da boşta kaldı. Güzel, tamam, eşyaları ayarladık. Bu arada keskin nişancılar dışında... Gerçi bak bunlar da zorladı. Ya arkaya bir şekilde bir şeyler atabilenler öldürüyor ama atamayanlar öldüremiyor işte. Bunda da Brand arkaya bir tane ulti attı. Brand gelirse tutalım bu arada. Sen nerede kaldın ya bu arada Natius? Allah aşkına nerede kaldın ya? 8000 saattir seni bekliyoruz biz. Ornn sen de sonunda atabildin şu eşyayı. Mana Zayn. Bunu atmak ister, bunu vermek ister miydim arkadaşlar?
Niko'ya son eşya olarak. Sanırım isterdim değil mi? Neyse. Herhalde buna vereceğiz. Şey mi? Natürlise mi verelim? Sejuani'ye mi? Sejuani'de daha iyi olur herhalde. Pinglemesene arkadaşım. Şöyle yapalım. Bende hileli zar var bu arada. Unuttuk onu ya arkadaşlar. Ve niye şey yapmadım? Level almadım. Neyse. Level alınca ne koyarız burada? Mistik açabiliriz. Biraz daha Niko'ya da hem güç yardımı olur. Ya bunlara da biraz daha hem 110 falan olur. Uf, baksanıza çok fazla vuruyor Niko. Niko'nun sadece yaşaması lazım ya. Ne oluyor? Pink girdi. 355-380. Zarı Niko'ya atarız. Aynen aynen. Aslında level almamamız iyi olmuş olabilir zaten kazandığımız için. Çok kötü ping giriyor ama neden? Telefonu bir çıkarayım şeyden. Telefon Wi-Fi'yi çıkardım arkadaşlar. Herkes de mi var? Yayın başı Treyarch oynayacağım, çok dikkatli olacağım. Öyleyim zaten. Treyarch değil miyim? Bence gayet dikkatli oynuyorum. Bunu buna verelim. Yine bir keskin nişancı vakası. Belki işte onların verdiği hasarı Hextech'le halledebiliriz dedim ama olmadı, yok. Öncüler belki halleder. Öncüler dediğim bir tek Nautilus kaldı tabi. Bir şey diyeyim mi? Alabilir ha Nautilus. Baksanıza. Sırayla hepsini alıyor gibi. Ama o şey çok fazla saldırı hızı kazanacak işte. Ona sıra gelirse alabiliriz. Geldi gibi. Gün ateşi falan yapalım ya bir tane bu Nautilus'e. Seviye vermemem iyi oldu arkadaşlar ya. Hem param cebimde kaldı hem de iki tur kazanmış olduk. Çeru selam, hoş geldin. Seyfullah sen de hoş geldin. Ne alalım ne alalım. Niko'ya saldırı hızı olabilir. Önce eşyası var yani. Ama yani Niko'ya veremeyeceğim için bir işe yaramayacak önce eşyası arkadaşlar. İkinci zirot olabilir ya. İkinci zirot mantıklı. Önce eşyası var da önce eşyasını Niko'ya vermem lazım ki 8 öncüyü Niko'yla birlikte açabileyim. Ya öncü seçilmiş gelmesi lazım. Bunu buna verelim arkadaşlar. Burada seviye alalım. Biraz bakalım. Bir miktar geldi. Çok iyi. Bunu da koyarsak iki tane mi item atılıyor yani arkadaşlar bu arada? Onu biliyor musunuz? Niko bir tane daha geldi. Bir onu test edelim hadi. Ben bilmiyorum. Siz muhtemelen yazdınız cevabını ama. Zarı kullan. Zarın acelesi var mı arkadaşlar? Zarı tutalım biraz daha. Çok az kaldığında Niko kullanalım zarı. Şu an kullandığımda zaten hani pool'da var. Pool'da bulma ihtimalim azaldığında kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Uf, Nautilus çok güçlü arkadaşlar şu anda. 2 zirot da çok iyi. 3 yıldız zirot çünkü. Evet, 2 eşya atıyor abi. Hmm. E çok iyiymiş. E o zaman 2 yıldız yapmak yerine böyle yapmak daha iyi olabilir. İkisinden de eşya alıp ondan sonra 2 yıldız yaparız değil mi? Hepsini bu arada eşyalarsak bayağı iyi olacak. Bu oyun biraz yavaş kaldığımız anlar oldu ama onun dışında bence gayet iyi gidiyoruz. Level'ları falan kaçırdığımız anlar oldu yani. Köşede olmasının bir sıkıntısı olduğunu... Ya burada Brand 3 var, burada da Y3 var. Bayağı güçlü bunlar arkadaşlar. Cana 3, Y3. Geldi bize, baksanıza Y3. Y çünkü zırhı kırıyor ya, onu hemen öldürmemiz lazım. Zırh kırması bize çok kötü etki ediyor ama... Hallettik gibi sanki. Ya daha ölmedi ki. Evet, bittik. Son bir Niko ultisi çıktı da işe yaramadı. Bakalım oradan gelen Ornn eşyaları belki buraya karşı daha güçlü yapar bizi. Garen'ı da üçleyecek, Katarina üçleyecek, Jarvan üçleyecek. Her şeyi üçlüyor burası. Niko'yu da üçleyeceğiz biz ama. Bizim de elimizde tabii ki kozlar var.
Braum'u da yaparsak daha iyi olabilir arkadaşlar. Yarından. Kasım, Niko'ya mana Zane verebilseymişsin. Ama işte o sonradan geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sırası öyleydi. Ne yapayım? Kadim. Yani fena değil. Anima gömleği. Mana yenilemesi. Can yenilemesi. Sejuan da herhalde bu. Bu Sejuan da olsun arkadaşlar. Aa, zaten vermiştik bir tane Sejuani'ye. Ornda o zaman. Herhalde Ornda değil mi? Aatrox'ta da olabilir de Aatrox level atlamadığı için veresim gelmiyor. Hak etsin, level atlasın önce. Burada biraz hızlı ve sert arayalım arkadaşlar. Parayı düşürelim. Çünkü artık fazla yiyeceğiz. Daha fazla almayacağım. Set 2 olursa belki oynarım. Ramları ve Aatrox'ları umarım kaçırma. Ya da herhangi önemli bir şeyi. Ram. Sejani gerek yok. Niko Niko. Tamam, bir sonraki el Niko'yu yaptık bence. Çok çok iyi oldu arkadaşlar. Çok çok iyi oldu. Al bakalım, senin olsun. Bunu da birine verelim. Yerini al şimdi, senin olsun. Bunun bir manası yok da ortadan bulursak bir tane kadim iyi olur. Aa, bu arada ölmeyiz umarım bu el ya, biz 6. aşamada 12 canla hala paramızı tam bitiremedik. Ama yani mümkün olduğunca hızlı aramaya çalıştım. Yendik zaten. 60 paradan 22 yendim. 40 altın aradım arkadaşlar. Daha hızlı olabilirdim tabii ama elimden geleni de yaptım. Seti satabilirim aslında. Şimdi önce parayı bitirelim. Sonra atalım ileriye. Bunun önemi yok. Sıkıntıdan ölme. Atıyorum. Geldi. Güzel. Niko 3. Bunu bunun yerine koyuyorduk. Bundan iki tane var. Sıkıntı değil. Randuin geldi arkadaşlar. Randuin de bunun oluyor. Bu da bunun oluyor. Bu fazla. Belki mistik açarız dedik. Şu ikisini alalım. Hatta bunu da alalım. Hangisi seviye atlarsa onu koyarız. Of, 1800 vuruyor. Bu neymiş 3 level? Bir İon kıvılcımı o kadar değiştirirdik ki bu arada bu savaşları. Çok daha fazla vururduk. Neyse ki ejder pençesi yapan kimse yok. 3 yıldız Nikon'un şöyle bir güzelliği de var. Hextech'i verdik ya. Hextech'ten aslında pişman değilim ben arkadaşlar. Çünkü fazladan hasar soğurma kalkanı da veriyor ya. O daha iyi yapıyor diye düşünüyorum bir şeyleri. Şu Ornn çıkacak bu arada. Sonradan koyduğum Ornn. Onun yerine bir mistik açmak daha mantıklı gibi. Yani en mantıklısı mistik. Bakıyorum şöyle bir yan tarafa. Değil mi? Ornn'dansa, ya iki Ornn'dansa bir tane mistik açmak daha mantıklı. Diğerini değiştirmeyelim ya, burada iyi. Karşıma katı atlıyordu, acaba oraya mı koysam diye düşündüm de. Ama katısı levelsiz ve eşyası yok. Bir şey yapamaz ki o kata. Vay da buradan bir şey yapam... Oo, biraz yaptı gibi oldu. Neyse, tamam tamam, hallettik. Diğer tarafa doğru yürüdü. Zaten arkaya yürümesi imkansız. Ama yine de yenebilir belki de. Bakalım. Zirotlarla uğraşacaklar. Jarvan tekrar buraya atlayacak. Jarvan 3 yıldız bu arada. Of, zirotlar hadi. Alabilir misiniz? Bu adamla mı kalacağım ben en son? Evet, bu adamla kalacağım. Bu kötü yani. Bu neyse, kaçırırız karakterimizi. Bu buna karşı oynamamız kötü. Güçlü bayağı. Diğeri kalsaydı en son keşke. Ne alalım son eşya? Manalarını kırabiliriz ya bununla. Hem bana karşı da kullanacağı için bunu almam daha mantıklı. Garen'ı üçlemek istiyor. Ben Garen sattım bu arada. Arkada tutabilirdim onu. Başka ne üçlemek istiyor? Garen'dan başka. Katarina, Garen. Katarina ve Garen'ları tutalım arkadaşlar görünce. Garen.
Katerina mı buldu? Bulamadı. Katerina gelin tutuyoruz. Seni de tuttum. Orn geldi. Orn için ikisi de satılır bence. Bu arada ölümün isyanı geldi arkadaşlar. Ölümün isyanı senin olsun. Şuraya götürelim son anda. Ah götüremedim. Neyse tamam. Belki de o da son anda görüp bırakmıştır orada diyeceğim de hiç bırakmış gibi gelmedi. Neyse şeyi güzel attık. Sükuneti güzel attık. Katısından kaçıramadım ya. Misclick attım son anda. Fatfingered oldum. Ölmedi hala. Bir ulti daha atabilsin. İyi gibi. Topluyor topluyor canını topluyor. Güzel tamam. Bayağı bir yaşayan karakterim var. Orn şimdi 2 oldu. Daha hızlı eşya getirecek. 3 kere falan daha yenmem lazım. Bir de Garen'ı bulmasını engellemem lazım. Yenilirsek bile ölmeyeceğiz bu arada. Tamam. Hatamızın bedelini ödedik. Şimdi. Bunlardan memnunum. Sen de öne gidebilirsin aslında. Toplu koymamam lazım sanki. En azından bu sefer dağıttık. Tamam yine fake atamadım ama bu sefer dağıttık. Vay için daha iyi dağıtmamız. Onu fark ettim. Vay toplu durduğumda hepsine birden ulti atıyor ya. Okey. Bir şekilde kazandık. Bir şekilde kazandık. Oyunculukla değil ama. Yani dizilim oyunculukla ama Nico'yu kurtaramadım yine. Bunu buraya koymam lazım. Bunu niye yanından uzaklaştırdım acaba? Üçlü geldi. Artık verecek karakter kalmadı arkadaşlar. Brahm'ın herhalde bu da. Bu da Brahm'ın olsun. Önce olduğu için buna bir resim var yani. Natürüz kurtardı Jarvan'dan. Evet, evet gördüm. Bu eşyayı Sejuani'ye falan veririz herhalde. Adam çıkıyor bu arada. Çıkıyor giriyor. Bağlantı sorunu var galiba. 10 parası var. Almadı eşyayı. DC'ydi galiba arkadaşlar. O zaman böyle koyalım. Böyle kazanırsa kazansın ya. Hiç dokunmayacağım. DC yemeden önceki haline göre koydum. Böyleydi zaten. Bunu kime verelim? Bunu da vermeyelim hatta. O da vermedi çünkü eşyasını. Şunu birleştirebilirdim belki. Kötü oldu DC'miz ya. Bir manası kalmadı oynamamın. Rakip olmadıktan sonra yani yenmenin ne manası var? Şeyde oynamıyoruz ya, ana serverda ve dereceli oynamıyoruz ya arkadaşlar. Oyun sonlarındaki o playleri, yani böyle karakterleri son anda bir yerlere koymayı falan filan unutmuşuz yani. Elimiz soğuk arkadaşlar. Elimiz soğuk. Onu fark ettim yani. Son anı beklemek lazım zaten. Hani ben hep son anda koyarım. Ama işte yarım saniyeyle falan gecikiyorum bazen. Onu farkındayım yani. Tabi burası test sunucusu, o kadar önemli değil de yine de dereceli de bu hataları yapmamam lazım. Yani son anda değişimleri çok iyi yapmam lazım. Taşımaları. Bağlansaydı iyi olurdu ya. Ha bağlandı. Ama yani oyun bitti. Bağlandı da oyun bitti.
Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. Yani şöhretli ve öncünün karışımı. Böyle bir komp var. Niko'ya ben Rabadon ebedi ve mücevherli verildiğini gördüm. Nerede gördüm? Avrupa'nın en iyi oyuncularının işte scrim attığı maçlar vardı. Onların birisinde birisi yapmıştı. Öncüyle beraber oynamıştı. Zaten daha önce de yapmaya çalışmıştım bu kompu. Fena bir komp değil. Böyle bir komp var mevcut. Zaten dereceler açıldığında görürüz. Bol bol TR'de de bunu. Eğer beğendiyseniz videoyu like atarsanız sevinirim. Ve hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.